Konuştum işte tekrar bunu. Anam kalmasın kızı sevene, yıldırım yalazları içinde doğurmuş beni. Bugün tanrılığımdan sıyrılıp insan biçimine girdim. Bir kere ismen o sularına eriştim. İşte sarayın yanı başında göğüs anam. Yanık evinin kalıbısı üstünde hala tutuyor Zeus'un ateşi. Yaradan anama karşı bin yıl önce sanki. Eksik olmasın kablos. Korumuş kızının yerini kutsal bir çevre gibi çiğnetmemiş kimseye. Ben de salkımlar gibi asma eşiğiyle sarmalayıp gizledim iyice. Lidya'nın, Frigya'nın altın yatağı havalarından geliyorum. Gezip gördüğüm Pers ülkesinin güneş yanığı bozkırlarını, Baktriya'nın surlarla çevre kentlerini, Medya'nın dondurucu iklimini yaşadım ve mutlu Arabistan'ı. Bütün Asya ülkelerinin Tuzlu Deniz'in yıllarında nedenlerle doğanların birlikte yaşadığı güzel buçlu kentleri gezdim. İşte o ülkelerde korolarımı kurdum. Törenlerimin ölümlerini öğrettim. Nedenlerim yaşadığı şu kentlere ilk gelişim. Evet, Helen ülkesinde ilk tebaaydır. Eski kadınların çığlıklarıyla ünlettiğim, vücutlarını ceylan postlarına sarıp, ellerine sarmaşıklık harbi tül sosu tutuşturdu. Nedeni şu, anamın kız kardeşleri hem de öks kardeşleri bir söylenti çıkarmışlar. Ben Dionysos, Zeus'un oğlu değilmişim. Anam Semele ölümlü bir erkekten peydahlamış beni. Sonra babası Kadmos'un aklına uyup yasak aşkının günahını Zeus'un üstüne yıkmış. Zeus bu yalanı içermediği için öldürmüş anamı. Ben de bu kadınların aklını oynattım. Saraydan dışarı uğradılar. Törenlerimin simgelerini tutuşturdum ellerine. Öbür tebaa kadınları da dediğim karşılar evlerinden. Hepsi Kadmos kızlarına katıldılar. O yana, dağ başında, akşamlar altında kayalıkları tünemişler. Evet, bu kent anlamalı artık. İstese de, istemese de töreni, törenlerimi beklemesi gerektiğini. Semele'nin Zeus'tan doğurduğum bir tanrı olduğumu, bütün insanlara kanıtlayarak onarmalıyım anamın incel olduğunu. Gelin görün ki Kadmos çok yaşlandığı için krallığının öbür kızından olan torunu Pentheus'a bırakmış. O benim tanrılığıma karşı çıkıyor. Akıcı adaklarını esirgiyor benden. Dualarında adımı anmıyor. Şimdi ona ve bütün tebaayı altına göstereyim. Tanrı mıyım, değil miyim? Burada her şeyi yoluna koyduktan sonra başka bir ülkeye geçip kendimi tanıtma uğraşımı sürdüreceğim. Bu arada tebaayı yöneticileri bakaları zorla dağdan indirmeye kalkışırlarsa ben de bu çılgın kadınlara aynı salarım üstlerine. İnsan kılığına girmemin bir nedeni bu. Lidya'nın kalesi Bozdağ'dan, yabanıl kavimlerden seçtiğim kadınlar, can yoldaşlarım. Ben neredeysem siz de oradasınız. Yurdunuz Frigya ezgilerini çığırın, Rhea Ana ile benim birlikte icat ettiğimiz tepne eşliğinde. Pentheus'un sarayını kuşatıp öyle bir şamata koparım ki, bütün tebaayı halkı ne oluyoruz diye kapılardan uğrasın. Varayım ben şimdi, Kitaro'nun yamaçlarına gideyim. O yönde bakaların cümbüşlerine katılayım.
Önce İbrahim gibi kendi bacağına soktu. Tahtını acılarla değiştirdi bir güzel. Aman ya, görmesin diye. Kızım elektriği sağ salın. Değiştirince bebeğin vaktini, baba Zeus doğurdu mu ablanızı tanrıyla? Başına yılanlardan bir çelem sardı. Ondan işte bakalar, kırlarda canlı canlı yılanları yakalar, saçlarını ararlar. Ey seneli besleyen tebari, tak takıştır çelenklerini, süslen parlak göğünlerini sapar da dallarıyla ve akçamdan, neşeden kopartan yemyeşil sürgünler çırpılarda. Yüce Dionysos olsun bizi gücüyle dolsun, hem tiniriz hem gövdeniz, aktiflikle benek benek, elinizde ceylan postu, ateş çalısını savur çılgınca ama saygıyla. Bütün ülke horat etmeye koyulur. Bak o şenlik alaylarını gülüyor demektir. Koşun dağlara, dağlara, ehoy çığlıklarıyla. Orada bulursunuz Dionysos gezmesine kapılıp, iğnelediği mekiklerini ellerinden atan o kadınlar güruhunu. Kretelerin gizlendiği gibi bayaklarındaki o kısal mağara. Zeus'un işi orada. Orada bizim şenliklerimiz için üç sorgu şu kırmaklar, kasnağa girip hayvan dedelerini filik filiklerinin tatlı soluklarıyla bir güzel düştü ki Rhea Ana'nın evine tanıdılar. Tanrıçalı yabanın davul burçlarının bakalaslarına pek yaraştığını gördü. Gelişmen satürlerde Tanrıçalı'dan öğrenip Dionysos'un kıvancılı yılaşı düşenliklerini vazgeçilmez çalgısı yaptılar. Yanlışlıkla yoluna. Dionysos'un kargısını elimize alacak.
Sırtımıza ceylan boşaltacak, başımıza taze sarmaşık dallarından çelenk takacak. Benim sevgili dostum, içeride işittim sesini, tanıdım. Bak, ben de hazırım. Dionysos benim öz kızım. Onu doğru ülkelerden zavallı Semer elin oldu. Ete kemiğe bürünüp insanlara görünen Tanrı'yı yüceltmek için elimizden geleni yapalım. Nereye gidip korolara katılalım hora tepmek için? Nerede yere vurup ayaklarımızı, ak saçlı başlarımızı silkeleyelim? Sen bu ihtiyar dostuna bir yol göster, ihtiyar dostum. Değeres yaz Kötür Bey, çünkü sen bu işlerden anlıyorsun. Gece gündüz durmadan, yorulmadan bulacağım sarmaşıklık harbiliye. İçime dolan sevinç var, yaşlılığımı unuttum. Ben de aynı duygular içindeyim, ben de genç yaşıyorum. Can atıyorum korolara katılmaya. Bir araba söyleyeyim mi daha çıkmak için? Eğer gidersek Tanrı'ya daha fazla saygı göstermiş oluruz. Öyleyse ben sana yol göstereyim, el ele tutuşmuş çocuklar gibi iki ihtiyar. Biz oraya Tanrı'ya gideceğiz. Yorulmadan tırmanacağız dağlara. Kente, Bakos korularına katılacak. Bizden başka kimse yok mu? Yalnız ikimiz de o yoldayız. Öbürleri sapkın. Geç kalıyoruz. Ver elini. Tamam, sekretos sende. Ölümlüler Tanrı'dan karşısında benlik taslamamalı. Ben bundan hep kaçınırım. Tanrı inancı tartışmaya gelmez. Kuşku kaldırmaz. Yeni hiçbir sal, bizi atalarımızdan kalan zamanın kendi kadar eski töreleri yıkamaz. En keskin zekaların buna gücü yetmez. Başıma sarmaşıklı şelerliği takıp hora tektiğimi görenler kınayacaklar beni. Yaşından başından utanmıyor mu diyecekler. Varsın desin. Tanrı yalnız gençler dans eder, yaşlılar şöyle yapar, böyle eder demiyor ki. Sen körsün Teyres Yaz. Ben senin gözün olacağım. İşte Ekion oğlu Pentheos, torunum. Tebai tahtın oğlu ben de öyle. Amma da telaşlı. Ne diyecek bakalım? Kent dışındaydım bir süre. Yokluğumda garip yaramazlıklar olmuş burada. Kadınlarımız evlerinden kaçmışlar. Neymiş? Bakos şenliklerini kutluyorlarmış. Dionysos dedikleri benim tanımadığım yeni çıkma bir tanrıya kapılırlarmış dağ başında. Öbek öbek kadınlar. Ortalarında testiler dolusu şarap. Gizlide kuytuda erkeklerle çiftleşirlermiş. Sözde Bakar aileliği bunu gerektirirmiş. Bana sorarsanız Bakos'a falan değil. Afrodite'ye çalışıyor bu kadınlar. Birkaçını yakaladım. Zincire vurdurup kent hapishanesine attırdım. Beni kapılayamazlar. Yakalayamadıklarıma gelince Ana Magave, teyzelerim İno, Aktay yollanası Autolay'la var işlerinde. Onları da balık dağdan indireceğim. Zincire vurduracağım. Çabucak sona erecek bayağı suçum işler. Didelan bir yabancında geldiğini söylüyorlar. Bir ece bilmiş ne? Saçları altın sarısıymış, baş kapalı kıvırcık perçemleri varmış, al yanaklıymış, gözlerinde Afrodite'nin köstüsü yanarmış. Gece gündüz kadınlarımız, kızlarımız da düşüp kalkıyor. Bakos gizemlerini öğretiyorum diye onları baştan çıkarıyormuş. Oh, bir ele geçireyim onu. Şu duvarların içine kapatayım. Bir daha sarmaşıklı kargıyı yere vurup fiyakalı saçlarını savurabilir mi bakalım? Kafasını gövdesinden ayıracağım. Bu yabancı işte Dionysos ile ilgili söylentileri yayan. Yok bir tanrıymış, yok Zeus'un mallarından yeniden doğmuş. İşin aslı şu. Dionysos dedikleri anasıyla birlikte yıldırımla yanarak öldü. Anası yalan söyledi diye Zeus benimle yaptı, beni gebe kodu deci, yedi için yaşamını yitirdi. Şimdi kim olursa olsun bu adam. Asılmak gibi en ağır bir ceza hak etmedi mi? Hah! Alın size bir hoşluk daha. Kain Teres Yaz göz neden? Bakın öyle çıkmışlar. Sırtlarında benekli post, ellerinde ateş çalısı. Gelin de bu manzaraya gülmeyin. Efendiler, usunuzu mu yitirdiniz? Lütfen kendinize gelin. Utanıyorum sizler gibi iki piri fani bu yakışıksız kılıkta görmekten. Neden sen benim? At başından o sarmaşıkları. At elinden şu deli. Onu sen kandırdın değil mi Teres Yaz? Kuşkuyor. Bu yeni tanrıyı avukat kabul ettirince sen onun resmi kâhine olacaksın. Kurbanlarını, adaklarını toplayacaksın. Şu ak saçlarına şükret. Yoksa seni de o çılgın kadınların yanına gönderirdim bu rezillikleri ona yak olduğun için. Baş döndürücü şarabın parıltısı, kadın şölenlerinin bir parçası oldu mu? O törenlerde hayır gelmez. Düşüncem bu. Ne küstahlık efendim? Tanrılara saygı göstermeyecek misin? Topraktan biten adamların tohumlarını
meyve pek güzel konuşması işten değildir. Senin de ağzın güzel laf yapıyor. Zeki olduğun belli. Ama sözlerin içeriği hiç akıllıca değil. Kişinin gücü güzel konuşmaktan, küstahlıktan ibaretse o kötü bir yurttaştır. Üstelik evlat. Senin alay ettiğin bu yeni daimon öyle güçlenecek ki evlat. Sözler yetmez Allah. İki güç vardır genç adam, insanoğlunun eline baktığı. Birincisi Tanrıça Demeter. Toprak adam. Sen onu dilediğin anda çağır. İnsanları besleyen olur. İkincisi Sebelin'in oğlu. İlkinden hiç de aşağı kalmaz. Üzümün akıcı özünü o yarattı, insanoğluna armağan etti. Şarapla kafayı bulur insancıklar, efkar dağıtır. Şarap uykuda verir onlara. Bundan iyi deva bulunmaz gündelik dertlere. Şırıl şırıl akıttığımız Tanrı'nın kendisidir. Bizim öbür tanrılarla uzlaşmamıza aracı olur. Onun yardımıyla insanlar erişirler dünya nimetlerine. Babası Zeus'un bacağına sokuşturulma öyküsüne gelince. Alay ediyorsunuz değil mi? Masalın aslı şöyle. Zeus, bebek tanrıyı yıldırım ateşlerinden çekip Olimpos'a götürdü. Ama bebeği göklerden aşağı fırlatmak istedi. Zeus buna bir hileyle karşılık verdi. Bunu da bir tanrı becerebilirdi ancak. Dünyayı çevreleyen eterden bir parça kopardı. Onu bir bebek şeklinde yoğurup kıskanç Hera'nın eline tutuşturdu. Ama zamanla insanlar ses benzerliğinden ötürü bazı sözcüklerin anlamını karıştırdılar. Zeus bebeği bacağına sokup dikti masalını uydurdular. O geleceği gören bir tanrıdır. Ruhuna girdiği kişinin ağzıyla konuşur. Ares'in bazı yetkilerini de kuşanmıştır. Savaşta hücum hattına dizilmiş savaşçılar dağ kargılarını kaldırmadan öyle bir paniğe kapılırlar ki. Bu da Dionysos'un ve onun tayfası Pan'ın insan yüreğine saldığı bir görgüdür. Gün gelecek, onu dert kayalarının üstünde de göreceksiniz. Parnassos dağının çiftler doruklarında, ellerinde çam çıraları dolandıracak koronalarını, bir uç dağ, bütün Hellas'a kök salacak o. Enteos, tabak kuvvet beni yıldırırsan, saygı düşleminde kendini akıllısan, Tanrı'yı buyur et bölgeye, armağanlar sun. Başına çelenk tak, sen de katıl çelenklere. Gerçekten erdemli bir kadın, baka törenlerinde bile baştan çıkarılamaz. Bunun nedeni kadının doğasında aranmalı. Bütün ayartmalara karşın baştan çıkmıyorsa kadın, o zaman derim ben ona, erdemli kadın. Senin de pekala hoşuna gidiyor. Halkın seni görmek için saray kapıları önüne yığılması. Penteus, Penteus diye sana alkış tutması. O da sanırım kıvanç duyar onurlandırılmakta. Ben ve Kadmos, başımızda senin gülüş bulduğun sarmaşık çelenkleri orat edeceğiz ağırmış iki ihtiyar. Senin çarpık mantığına uyup tanrılara karşı gelmeyeceğim. Sen bir büyünün tutsağı sevgin. Başka bir büyü de sana kar etmez. İhtiyar, Phoibos'u yücelttin ya. Pakos'u da övmekte iyi ettin. O güçlü bir tanrı. Ah çocuğum, Teiresias ne güzel öğütler verdi. Bizden kopma. Eski törelerimizden şaşmayalım. Bak, şu an aklın başında değil. Hem dediğin gibi bu yeni gelen gerçek bir tanrı değilse bile tanrıymış gibi davran. Saygıda kusur etme. Bu sahteciliğin en şereflisi. İş bu masal Semele'yi bir tanrının anası gibi gösteriyor ki, bu daire itibarımız için elbette. Sen Antalya'nın açıkta akıbetini biliyorsun. Kendi yetiştirdiği tazıdır onu parça parça ettiler. Nedeni? Artemis'ten daha iyi bir yağcıyım diye övünüyordu. En zeli bir felaket senin de başına gelmesin. Hadi senin de başına şerek takalım. Bize katıl.
Tanrı'yı sen de olurlandır. Çekin elinizi üstünden. Gidin bakacılık oynayın. Günahınızı bana da bulaştırmayın. Bu rezilliği size öğreten layığını bulacak. Biri koşup gitsin şu adamın kuşları gördüğü yere. Demirle, balyozla, kehanet yuvasını yıksın dağıtsın. Çevrede taş taş üstünde koymayın. Takım takmalatın yere savurun. Bu ona her şeyden ağır bir ceza olacak. Herkes arasın bütün kendisi köşe olacak. Kadınlarınıza böyle bir çılgınlığın kucağına atan, aile döşeklerimizi kirleten bir yücüğü bulsun. Bulunca da zincire vurup getirsin buraya. Hak ettiğim için de taşlanarak ölecek. Tebaayı da başlattığı bu törenlere pişman olacak. Zavallı. Ağzından çıkanları bilebilsen, gerçekten delisin sen. Daha önce de başının dikine gitmiştin. Hadi Carlos. Varalım özür dileyelim şu genç tanrıdan, ülkemiz esirgesin. Sarmaşık sarılı değneğinle beni izle. Beni dimdik ayakta tutmaya çalış. Ben de elbet seni. Bir iki ihtiyarın tökezeyip yere düşmesin, gülünç olur hani. Yine de iş olacağına var. Zeus'un oğlu Bakus'a hizmet yolundayız. Carlos, Pentheus evine alaşı kedere getirmesin. Bu kehanet değil, sadece açık gerçek. Yeni biri saçmalık. Olmak
Pentheus! Yakalayın dediğin canavarı getirdik. Ama canavar dediğin de öyle evcilmiş ki o kadar olur. Kaçmak için hiçbir çaba göstermedi. Zincire vuralım diye ellerini usalca uzattı. Yüzü sararmadı bile. Böyle gülümseyip duruyordu. Ellerini bağlayıp içeri tıkın der mi? Uslu uslu bekledi. Hiçbir sorunu çıkarmadı. Tabii şaşırdım ben bu işe. Ey yabancı, beni bağışla. Seni tutuklamak istemezdim. Ama Pentheus'un buyruğu böyle dedim kendisine. Sonra başka bir şey daha vardı kralım. Bunu da sana söylemedim. Şu kadınlar vardı ya. Hani sen toparlayıp zincire vurdun, dama kapadın. Şu dinyobazları. Onların hepsi ormanlara kaçmışlar. Orada dans edip duruyorlar. Bak olsa türküler çığırıyorlar. Zincirler kollarından çözülüver. Kapıların demir sürgüleri hiçbir insana eli değmeden kendiliğinden kalkıverdi. Kapılar açılıverdiler ardlarına kadar. Efendim, bu adam tekin değil. Bizim bu tebaayı niyetle dermiş. Bundan öte ne olacağını düşünmek sana düşer. Bana değil. Çöz şunun ellerini. Kapana kısıldığı kez elimizden kurtulacak hali yok. Bayağı yakışıklıymışsın. Görünüşün kadınlara yatmaya yeter yani. Tebaaya geldikteki amacın da bu değil miydi? Afili bir biçimde alnına düşen perçemlerin senin bir güneşli olmadığını gösteriyor. Senin de pembe beyaz. Güneşte değil gölgede dolanıyorsun belli ki güzel yüzünle Afrodite'nin iltifatını kazanmak için. İlkin bana bir söyle bakalım. Kimsin? Kimlerdensin? Söyleyeyim. Bundan kolay ne var? Örümcek gibi olmasın. Çiçekli Bozdağ'dan gelirim. İşitmişsindir elbet. Şu sarmaşık etrafını çevreleyen dağlar. Orası benim yurdum işte. Lidyalıyım anlayacağın. Törenleri elbese niye getiriyorsun? Zeus'un oğlu Dionysos bana böyle buyurdu. Lidyalı başka bir Zeus mu varmış? Yedi tanrılar üretiyor. Yo, ben sizin Zeus'unuzdan söz ediyorum. Yurttaşınız Semele eşi olmuştu onun. Dionysos, ruhlarınızı tutsak etmek için geceleyin düşte mi göründü size? Yoksa her şey gözlerinizin önünde mi oldu? Onunla yüz yüzeydim. Bu törenleri bana o emanet etti. Törenlerin biçimi, içeriği ne? İnancımızı benimsemeyenlere açıklanamaz bu. Ama tabanlar ne kazanıyorlar buradan? Bunu senin işitmen töreye aykırı. İşitmeye de direnemeyim. Bu nasıl bir yanıt? Merakımı tahrik etmek için. Hiç merak etme sen. Törenler tarih tanımazlardan uzak olmalı. Dionysos'u gözlerinde gördüğünü söylüyorsun. Nasıl biriydi? O görünmek istediği gibi görünüyor işte. Burada bana söz düşmez. Anlaşıldı bir şey söylemeden sözü kıvırdın yine. Bilgece bir söz, uyuyakalır aptalın kulağından. Dionysos'u tanıttığı ilk yer burası mı? Hayır. Doğu'da birçok ülkede insanlar bu gizemli törenlerle dans ediyorlar. İnanırım buna. Doğuların ölçütleri bizimkinden aşağıdır hep. Bu konuda onlar daha üstün. Ancak adetleri farklı. Bu gizemli törenleri gece mi kutluyorsunuz, gündüz mü? Esas geceliğin. Karanlık dinsel ışığı pekiştirir. Gece karanlık, kadınlar için tuzaklarla doludur, saf değildir. Kötülük gün ışığında da işlenebilir. Şu kaypak deliğine cezasını çekme vakti geldi, geçiyor. Sen de inançsızlığın yüzünden belanı bulacaksın. Bakos'a güveniyor işte. Ondan aldığı esin de böylesi de cüretli. Hiçbir sözünde altında kalmıyor. Cezamı söyle bakalım. İlkin, şu hoş kokulu uzun saçlarını kırdıracağım. Ben bu saçları Tanrı adına taşıyorum. Kutsaldır onun için. Ver şu tuzsuz bakayım. Alabilirsen kendin al. Dionysos'un bu. Ben onun adına taşıyorum. Seni hapse attıracağım. Tanrı istediğim zaman serbest bırakır beni. O çılgın kadınların yanına tıkılıp ona kovadınca ha? O burada. Görüyor olup biteni. Nerede? Hani? Ben göremiyorum. Burada. Benim yanımda. Sen inançsız olduğun için göremiyorsun onu. Yakala şunu. Benimle ve tebaayı da alay ediyor. Durun. Beni oralamayın. Benim aklım başımda. Sense delisin. Benim buyruklarım geçer burada. Seninkiler değil. Bağla işte. Sen ne ettiğini bilmiyorsun. Kim olduğunu unutmuşsun. Pentheus'um ben. İki onunla agavemin oğlu. Pentheus, keder demektir. Adın alın yazına pek uyuyor. Götürün şunu hapsedin atların tavlasına. Orada bulursun özlediğin karanlığı.
Hizmetindeki kadınlara gelince, Soya onları ya köle pazarına götürüp sattıracağım, ya da kendi sarayımda alıkoyup dokuma işlerinde çalıştıracağım. Böylece ellerini davullardan, teflerden uzak tutacaklar. Gidebiliriz. Yazgın doğmayan hiçbir şey beni ırgalamaz. Dionysos, ki sen onun için öldü diyorsun, seni izleyecek ve bu dinsizce davranışın ödülünü alacak. Bana el sürmekle benim kimliğimde onu hapse atıyorsun demektir. Ooh.
adına. Bu olup bitenler çok mürdükti sizi. Yerlere kapandınız. Bakos'un, Plantios'un sarayını nasıl sarstığını gördünüz, duydunuz. Hele de olun, toparlayın kendinizi. Titreyip durmayın karşımda. Ah, sakin olun. Şenlik alayımızın ışığı bizi koyup gitti sandım. Kendimi birden öyle yalnız, öyle boşlukta hissettim ki. Beni götürüp Plantios'un zindanına attıklarını görünce korktun ha? Nasıl korkmayayım? Senin başına bir hal gelseydi bana kim sahip çıkardı? Ama o zalimin elinden sen nasıl kaçıp durdun? Kolayca. Kimsenin yardımı olmadan. Ellerini kollarını bağlamamış mıydı? Onu fena aldattım. Elim kolum bağlı sanıyordu. Oysa elin ucuyla bile bana dokunmuş değildi. Beni kapamak için götürdükleri ahırda bir boğa buldu. Kemendini o boğanın ayaklarına dizlerini atıp onu yakalamaya çalıştı. Öfkeyle soluyor. Kan ter içinde dudaklarını ısırıyordu. Bense bir yanda oturmuş. Sakince onu izliyordum. İşte tam bu sırada Bakos geldi. Sarayı sarsmaya başladı. Anasının dövütü üstündeki ateşi azdırdı. Pentheus alevleri görünce saray yanıyor sanıp bir oraya bir buraya koşarak hizmetçilere su taşımaları için emirler yağdırıyordu. Hepsi canlarını dişlerine takmış çabalıyordu. Ama boşuna zahmet. Derken benim kaçtığımı sandı. Yangını söndürme işine boş verdi. Kara kılıcını çekip sarayın içine daldı. Ama bana öyle geliyor ki, Bakos bir vizyon yarattı oracıkta. Tıpatıp bana benzeyen bir fantom yani. Pentheus onun üstüne atladı. Kılıcını ışıltılı boşluğa sapladı. Aklı sıra beni boğazlıyordu. Sonra Bakos onun başına türlü belalar sardı. Zindanı yıkıp yerlerine etti. Her şeyi parçaladı. Kılıcını elinden düşürdü. Bitkin yere serildi. Sadece bir insan olduğu halde bir tanrıya karşı savaşmaya kalkışmanın sonu. Ben usulca saraydan sıyrıldım. İşte buradayım. Sizin yanınızda. Pentheus'tan korkum yok. Aa, çizme sesleri geliyor kulağıma. Birazdan çıkıp gelir buraya. Bütün bu olanlardan sonra ne diyebilir ki bana? Tüm öfkesiyle gelsin. Ben onun aklından gelirim. Alçak gönüllü bir umursamazlık, bilgeliğin bir başka ölçüsü. Rezalet! Yabancı kaçmış. Az önce ellerini kollarını sımsıkı bağlayıp hapsetmiştik. Ah! Herif burada! Ne iştir bu? Evimin önünde dikilmiş duruyorsun. Nasıl kaçtın? Ayağını denk al. Öfkene dingin yürümeyi öğret. Zincirlerinden sıyrılıp buraya nasıl geldin? Sana söylemedim mi? Ya da sen işitmedin mi? Birinin beni kurtaracağını. Bir garip söz üstüne bir başka garip söz ediyorsun. Kimmiş o? İnsanlar için üzüm salgınları yüklü asmayı yaratan. Dionysos'un onurunu incitiyorsun. Emir ediyorum. Bütün kent kapılarını kapayın. Tanrılar duvarların üstünden geçemez mi sanıyorsun? Kurnazsın, kurnazsın ama bana sökmez kurnazdı. En önemli konuda kafam işliyor ya. Ama sen şu uzaklardan koşup gelen ulağın sözlerine kulak ver önce. Beklerim ben seni, kaçmıyorum. Pentheus, Teba ülkesinin başbuğu. Karım eksik olmadığı Kitayvan'dan geliyorum. Telaşla getirdiğin haber ne? Bakal arıyordum. Evlerinden yanmayıp kaçan o istek kadınları. Yaptıkların ürkünç olduğu kadar olağanüstü işleri sana ve kente anlatmak istedim. Ama önce söyle, her şeyi olduğu gibi mi anlatayım, yoksa dilimi tutup kısa mı kısın? Senin ani parlayan öfkenden, sen mizacından öyle korkuyorum ki kralım. Rahat konuş. Benden korkmana gerek yok. Dürüst yurttaşlara kızmak hakkı sığmaz. Bakalların ettikleri nice kötüyse, bu adama vereceğim ceza alınca büyük olacak. Kadınları bu rezilliklere kışkırtan o çünkü. Güneşin ilk ışıkları dünyayı ısıtmaya başlarken sığırlarımız otlaya otlaya yamaçlara sarmış, tebaayı son evlerini ardımızda bırakmıştık. Üç bölük şenlikçi kadın gördüm. Altone'ye birinin başını çekiyordu. Agave ikinci bölüm, İno üçüncünün. Hepsi horat ekmekten bitkin düşmüş uyuyorlardı.
Kimi sırtını çamlara yaslamış, kimi yerde meşe gazı yerine serilmiş. Ama hepsi de edepli bir biçimde. Öyle senin dediğin gibi şarapla, flüt sesiyle kendinden geçmiş şehvet azgını karılar gibi değil. Derken efendim, senin ama bizim sivrilerin ayak seslerini, böğürtülerini işitmiş olmalı ki bakaların arasından yekindir. Bir ünleri. Bakalar! Kadınlar gözlerindeki ağır uykudan silkinip ayağa fırladılar. Körmeye değer bir güzellikti. Genç kadınlar, yaşlı kadınlar, aralarında henüz evlenmemiş genç kızlar. Önce saçlarını çözdüler. Ceylan postlarına büründüler. Ve yüzlerini yalayan yılanların ötelerine verilerine sardılar. Kiminin karacalar vardı kucaklarında, kiminin yırtıcı kurt encikleri. Ak sütleriyle emziriyorlardı onları. Bunlar bebelerini evlerinde kurmuş, memeleri süt dolu genç annelerdi. Sonra sarmaşık çeneklerini, leşi atlarından taçlarını geçirdiler başlarına. Kızlardan biri kargısını saplayınca karaya, güldür güldür su kaynamasın mı sana? Öbürü ateş çalısını vurunca toprağa, kudretten şarap fışkırdı. Biri tırnaklarıyla kazınca da süt çıkıyordu. Türk soslardan bolca bal damlıyordu. Bunları görmek için orada sen olmalıydın. Horladığın bu tanrıya dualarla yaklaşırdın. Tanık olduğunuz bu tansıkları görmek için biz çobanlar ve ulaklar bir araya toplandık. Kentte aylak dolaşmayı seven, iyi de konuşan bir bey bize bir nutuk çekti. Dağ yamaçlarında yaşayan sizler, kralımıza elbette hizmette bulunmak istersiniz. Pentheus'un annesi Agave'yi bu baka törenlerinden kurtarmalıyız. Bize doğru konuşuyor gibi geldi. Sık çalıların arasına gizlendik. Bakalar belli zamanda Tursus'u havada sallayıp şenliği başlattılar. Hep birazdan Bakos, Bakos'ları çığırmaya başladılar. Bütün dağ onlarla birlikte ünledi. Bakos, Zeus oğlu Bakos! Bakos, Bakos, Zeus oğlu Bakos! Bakos, Bakos, Zeus oğlu Bakos! Bakos, Bakos, Zeus oğlu Bakos! Şenliğe hayvanlar da katıldı. Oradan onlara hızla koşmaya başladı. Kitaylon yamacındaki Hüsnay, Eyutray yerleşimlerini kasıp kavurdular. Evlerin tavanını sırtlarında, omuzlarında taşıdılar. Tunçtu, demirdi, iplerle bağlı bile değil. Saçlarını ateş sarmıştı ve ateş onları yakmıyordu bile. Aramızdan bazıları kadınların bu saldırısına karşı silahlarına sarıldılar. Dehşetli bir sahneydi kralım. Mızrakların sivri tenlemleri kanatmıyordu kadınları. Oysa kadınların savunduğu kargılar, kürsoslar yaralıyordu erkekleri. Sonunda bizimkiler yüz yeri kaçtılar. Kadınlar erkekleri yenmişti. Belli ki bir tanrı vardı içlerinde. Sonra üstlerini başladıkları, yıkadıkları yere döndüler. Tanrının onlar için fışkırdıkları kayaya döndüler. Ve yüzdeki yanan yanları yerlere bıraktılar. Bu tanrı, her kimse o, ülkeye kabul et kralım. Birçok konularda güç. Hakkında şunu da söylüyorlar, ben işittim. Ölümlere keder dağıtan şarabı ihsan etmiş. O yoksa Kıbrıs aşk tanrıçası yok deriz. Ne de biz insanlara sevinç veren diğer üstün varlıklar. Sen kralsın ya, korkuyorum, kavuşamıyorum. Ama yine de Dionysos'tan büyük tanrı yok diyeceğim. Yürüyen bir yangın gibi bu Bakos belası. Hele salkı bizi çok ayıplayacak.
Hiç gecikmemeliyiz. Elektrik kapılarına koşun. Bütün öbürler, süvariler savaş nizamına girsin. Mızrak kalkanı ellere, katıya kilit çeken okçular hazır olsun şimdi. Vakaların üstüne yürüyeceğiz. İş gerçekten çığırından çıktı. Kadınların elinde bu durumlara düşecektik ha? Benim sözlerim seni ikna edemeyecek Pentheus. Bana yaptığın haksızlığa karşı sana yine peşini öğütlerim. Kendine gel. Bir tanrıya karşı savaşmaya kalkışma. Bakos, Evoi çığlıklarıyla dinlettikleri dağdan vakaları indirmene izin vermeyecek. Bana akıl öğretme. İpten zincirden kurtuldun Şükret. Yoksa seni ipten zincire vurayım istersin. Yerinde olsaydım ona karşı çıkmak yerine kurbanlar sunardım. Gerçekten de kurban sunacağım. Bu kadınları iki tane okullarında kılıçtan geçireceğim. Hepiniz kaçacaksınız. Onursuz bir biçimde. Bakalar Tursos'tayım da senin tunç kalkanlarını ters tutup önlerine katınca. Bu yabancıyla baş etmek güç. İçeride kendi, dışarıda kendi kendine yeni okuyor. Susmuyor. Dostum, durumu onarmak hala mümkün. Ne yaparak yani? Kölelerimin kölesi olarak mı? Ben bu kadınları silahsız buraya getiririm. Ah, bana karşı kurnazca bir düzen yine. Öyle deme. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum kendi yöntemimle. Onlarla işbirliği içindesin. Bu ülkede bakat öğrenlerini sonsuzca yerleştirmek için. İşbirliği içindeyim doğru. Ama bir tanrıyla işbirliği bu. Getirin benim silahlarımı. Sen de kes konuşmayı. Ne? Onların daha da neler yaptıklarını görmek istemez miydin? Çok isterdim doğrusu. Bu zevk içinde sayısız altın öderdim sana. Böyle bir arzu nereden geldi? Onların şarapla sarhoş olduklarını görmek bana acı verecek olsa da. Zevk de verse, acı da verse görmek istersin değil mi? İnan ki isterim. Çamların altında sessizce oturup onları izlemek mümkün olsaydı. Görünmeden de gelsen, anlar izini sürerler mi senin? Ben de açıktan açığa çıkarım karşılarına. Dediğin doğru. Öyleyse gidiyor muyuz? Bu gezintiye var mısın? Hadi süratle götür beni oraya. Geciktiğimi sadece hey senden bilirim. Önce incecik pamuk fistanlar giyeceksin. Neden gerekiyor bu? Ben erkeğim. Niye kadının kılığına girecekmişim? Orada seni erkek kılığında görürlerse öldürürler. Yine haklı çıktın. İş kurnazlığa gelince ustasın. Bana bu akılları veren Dionysos'tur. Akıl iyi de nasıl uygulayacağız? İçeri girip giydireceğim seni. Ne tür giysiler? İlla kadın giysileri ha? Yok utanırım. Mayatların gösterilerini seyretmekten vazgeçiyorsun demek. Ne giydireceksin bana? Hele dur, şu saçlarımı çözüp omuzlarına dökelim. Ondan sonra ne kadına gireceğim? Topuklarına değin ince bir fistan. Ve başına bir hot olsun. Başka aksesuar? Eline bir tür sos. Ve sırtına bir ceylan postu ak yünlerle benimle. Yo ben kadın giysileri istemiyorum. O zaman da bakalarla savaşmak zorunda kalırsın. Haklısın. Bu da kan dökmekle olur. Haklısın. Önce gidip bir arada bir keşif yapalım. Kötü amaçlı bir işte bile, kötü araçlar kullanma. Millet beni görmeden kentin içinden nasıl geçeceğim? Tena yollardan geçeriz. Ben sana kılavuzluk ederim. Bakaları kendimize güldürmeyelim de ne yaparsak yapalım. Girelim. En iyisinin ne olduğunu içeride düşünürüm. Hay hay, ben her durumda hazırım. Ya silahı sırtlayacağım, ya da senin dediğini yapacağım. Kadınlar, adam ama düşü düşecek. Bakaların arasında karışıp hak ettiği ölümü bulacak. Dionysos, bunlar ötesi senin işin. Hiç de uzakta değilsin.
cezasını ver gitsin. Önce aklını başından al. Hafiften delirt onu. Akıllı uslu. Kadın kıyafetine girmek istemez elbet. Usun dizginleri gevşeyince diğer entar değil. O dehşet dolu tehditlerinden sonra kent içinden geçireceğim onu kadın kılığında. Tebaayı al ürünü de gülüş düşüreceğim. Hadi ben gidip Pentheus'u giydireyim. Hades'i boylayacağı fistanla.
Gel kardeş. Değil mi ki sen görülmemesi gereken şeyleri görmeye, yapılmaması gereken şeyleri yapmaya can atıyorsun? Sarayın önünde ağzından et. Çılgın kadın maynakların kılığına büründün. Anneni ve onun baka tayfasını gözetlemeye hazırsın. Kalkmışsın kızları gibisin. İki adet güneş görüyorum. Ve iki tebaayı kente. Her birinin surları yedişer kapalı. Sen de boğaya benziyorsun. Başında boynuzların. Az önce de hayvan mıydın? Boğa değilsen ne olayım? Tanrı bize yol gösterecek. Daha önce içermemişti ama barıştık. Şimdi görmen gerektiği gibi görüyorsun. Kime benzedim? Söylesene. Tıpkı teyzemin o değil miyim şöyle durunca? Yoksa anama gari mi diyorsun? Sana bakınca onları görür gibiyim. Ama şu perçemin kaymış biraz. Çelenin altı tutturmuştu. İçeride bakalar gibi tepindim ya, saçım ondan dağıldı. Senin yediğime sayılırım. Düzelteyim, dik tut başını. Ya düzeltiver, sana güveniyorum. Sonra kemerin de çözülmüş. Eteklerin de düşümü, ayaklarına dökümü hiç düzgün değil. Doğru söylüyorsun. Hele sağ ayağıma çarpık çırpıklıyor etek. Sol ayağıma işte, düzgün sayılır. Senin en iyi dostun olduğumu teslim edeceksin. Bakaları en akıllı, uslu hallerinde gördüğün zaman. Tüsusunu sağ elimle mi tutacağım yoksa sol elimle mi? Bakalara daha çok benzemek için. Sağ elinde tut, sağ ayağını attıkça sağ elle ilerle. Aklının düzeldiğine sevindim. Bütün kitayronu, bakaları, kayaları ellerimle taşıyabilir miyim dersin? İstersen taşırsın elbet. Daha önce aklın başında değildi. Şimdi çok iyisin. Kaldıraçlar falan götürecek miyiz daha yerinden oynamak için? Yoksa ellerimle mi kavrayıp omuzlayacağım doğrultuları? Ama nymphaların, panın ve kavalcı tayfasının kutsal yerlerini dağıtma. İyi söylersin. Kadınları zorlanarak yola getirmek yanlış. Çam ağaçları arasında gizleneceğim. Gizleneceksin. Uğrun uğrun yanlarına sokulup maynatları dikizleyeceksin. Umarım ağaçlıklar arasında seviştikleri döşekleri bırakıp çıkmazlar kutsuyu sezen kuşlar gibi. İşte gözetmen gereken en önemli mesele. Onlara baskın vereceksin. Kendin bir baskına uğramazsan tabii. Tebaayı içinden geçirerek götür beni. Bu sebebi öne çıkma yürekliliğini gösteren tek erkeğim. Ülke ayrına kafa yören tek kişi sensin. Böyle olunca da büyük sınavlar bekliyor seni. Beni izle. Ben seni sağ salim oraya götüreceğim. Bir başkası geri getirecek. Annem! Herkese örnek olacak. Ben de onun için geliyorum. Taşınacaksın buraya. Kendin gel- Annenin kollarında. Kendin gelemeyecek kadar aciz miyim? Bin kibriz etme canım. Bunu hak ediyorum. Sen insanların yüreğini yılgınlık sanmışsın. Varacağın yolun sonu pek korkulu olacak. Bu yün senin başını göğe erdirecek. Açın kollarınızı, agave ve kız kardeşleri. Siz! Kalmasın kızları. Bu genç adamı savaş alanına getiriyorum. Ben ve Dionysos zaferle çıkacağız. Olaylar gösterecek bundan sonra olacakları. Kadınların son üstüne bu kadın
taklidine çıkmışları gözetleyecek onları aklı sıra. Önce annesi görecek onu yuvarlak bir kayanın ya da bir ağacın üstüne dönemiş. Bu dağlar serserisi kim diye soracak. Tebaayı kadınlarını gözetlemeye gelmiş. Kadından doğmuş olamaz. Bu kancık aslan ya da bir libya korkunu doğmuş olabilir o. Adalet görünsün, yürüsün elinde kılıcıyla. Kessin boynunu bu tanrı tanımaz, yasa tanımaz, hak tanımaz topraktan doğma ekran oğlunu. Küstah bir Eda yol yordan bilmeden gizem şenliklerini izlemeye geliyor. Sanıyor ki boşa çıkabilecek. Sakkınlığı sağlatacak tek deva, ölüm. İnsanın kendini bilmesi erişli bir yaşam demektir. Benden uzak dursun muzir fikirler. Onları usulla yok ederim gider. Daha güzel amaçlara ulaşmalıyım. Dinginlik içinde aksın yaşamım. Sabahtan akşama saf bir ruhla iyi güzeli aramalıyım. Tanrıları yüceltip haksız eylemlerden uzak durayım. Adalet görünsün, yürüsün elinde kılıcıyla kessin boynunu. Tanrı tanımaz, yasa tanımaz, hak tanımaz. Topraktan doğma iki yan oğlunun. Bir boğa gibi görün, çok başlı bir ejder ol istersen. Ya da ateş soluyan bir aslan. Hadi Bakos, gülümseyerek at kemendiye baka avcısının boynuna. Bir kez ölüm saçan maynatların arasına düştü ya. Ah, bir zamanlar Hellas'ın en mutlu soy evi. Yılan ülkesinde ejder dişlerini ekip topraktan bir ulus devşiren Sidonyalı ihtiyarın sarayı. Öyle acıyorum ki sana. Ne var? Baka şenliklerinden bir haber mi getiriyorsun? Ekyon'un oğlu Penteus öldü. Efendimiz Dionysos, yüceli kanlı olduğunu gösterdin bize. Nasıl böyle konuşursun? Ne demek oluyor bu? Efendinin ölümüne sevindin mi be kadın? E bir yabancıyım ben. Ve şu barbar çırmışlarını almış tutarım tarla. Saklanacak köşe bucak aramayacağım artık zincire vurulmak korkusuyla. Tebaayı da başka erkeğe kalmadı mı sanıyorsun? Dionysos, Dionysos'tu. Tebaayı değil bana buyuran. Seni anlıyorum da bir başkasının felaketine sevinmek yakışık almıyor. Söyle bana nasıl bir ölümle öldü bu hak tanımaz, kötülük kokumaz adam? Şu Tebay kentinin son evlerini ardımızda bırakmış. Asapos suyunu aşmış, Kitayron yamaçlarına sarmış. Penteus ve ben çünkü Efendimizin hizmetindeydim. O yabancı da bizim kılavuzumuzdu. Ayaklarımız sessiz, biz dilsiz. Seyredelim ama görülmeyelim. Önce otlak bir kaynağında mola verdik. Oradan işte maynatları gördük. Derin bir koyakta akarsuyun üstündeki yeşil kara yükselen sellilerdi. Hepsi harıl harıl ellerindeki hoş işlerle uğraşıyorlardı. Kimi hırpalanmış kürsosunu onarıyor, sarmaşıkları özenle sarıyordu. Kimi yularından kurtulmuş taylar gibi özgür, baka türküleri çığırıyordu. Zavallı Pentius, iyi göremiyorum. Yabancı, biz neredeysek seçemiyorum çılgın kadınları. Yamaçtaki şu sahibiye tırmanırsam belki görürüm onların cümüşlerini. İşte o an inanılmaz bir şey oldu. Yabancı en uzun sellilerden birini bir yay gibi eğip kayayı bir ucuna bağlayıp pergel yaparlar mı? Aynen öyle. Ki bu bir insanın yapabileceği bir şey değil. Penteus'u üst dallarının üstüne kondurup ağacın gövdesini sıvazlayıp bırakıverdi. Hop! Efendim yükseldi göğe. O an işte maynatları gördü. Maynatlar da onu. Yabancı gözden gitti. Dionysos'un sesi üfledi. Kızlar! Bu genci önünüze getiriyorum. Sizi, beni ve törenlerimizi aşağılayan bu zındığı. Öcünüzü alın ondan. Bunları söylerken de yerden gizemli bir ateş yükseliyor. Hava dingin. Yaprak kımıldamıyor orada. Tek canlı sesi yok doğada. Ama bakalar öncedeki işitmemiş olmalı bu sesleri için yerlerinden sıçradılar, gözleriyle araziyi taradılar. Bakos yeniden haykırınca Kadmos kızları Tanrı'nın sesini seçtiler. Buyruğunu anladılar.
Yetindiler, agave, autonae ve diğer bakalar korunun içinden, çavlanlar, kayalıklar üzerinden sekip sıçrayarak bir güvercin sürüsü gibi uçarcasına Tanrı esiniyle çıldırmışlar. Efendim ağaç üstünde ya, onlar da yüksekçe bir kayalığa tırmandılar. Taş yağdırmaya başladılar. Kimi selvi dallarını ok gibi fırlatıyor, kimi elindeki kargıları, tür sosları savuruyor. Ama boşuna, tutturamıyorlar. Ağacın tepesinde tünemiş ben diyorsun. Acı nasıl bir tutsak gibiydi. Kezbakalar meşe köklerini alıp ağacın dibini kazmaya çalıştılar. Bu da çaba vermeyince agave bağırdı. Gelin çepeçevre sarılın ağacın gövdesine. Bu canavarı mutlak avlamalıyız. Yoksa tanrısal güçlerin gizini açığa vuracak. Ağacın gövdesine böyle sayısız el kol yapışınca köklediler. Toprağından söktüler. Ağacın tepesinden küt diye yere düştü Serpentius. İşitmeliydi, saykırışlarını, çırpınışlarını, sonunun yakın olduğunu biliyordu. Annesi vardı önce üzerine, kurban törenini başlatan bir rahibe gibi. Pentheus başından çelengini, takılarını çıkardı. Annesi onu tanısın diye yanaklarına dokundu. Ben senin oğlunum anne. Oğlum Pentheus'um. Ekion'un evinde doğdum. Bana acı anne. Benim günahlarım yüzünden sen öldürme çocuğunu. Ağzı köpükler içindeydi agave. Gözleri yuvalarından ulamış. Bakos çizmesine kapılmış. Usul başından gitmiş. Sol elini kavradı onun. Ayağını göğsüne bastırdı. Kanırttı. Kendi kol kuvvetiyle yapıyor değil bunu. Tanrı'nın ona verdiği bir güçtü. Kolunu omuz başından kopardı. Autonae de diğer taraftan azgınca vücudunu paralıyordu. Yine o öbür bakalar da öyle. Üzerine saldırıyorlardı. Bir feryat, bir uğultu, bir yanda bakaların zafer haykırışları. Biri bir kolunu kopardı, öbürü ayağını pabucuyla beraber. Kaburgalarını sıyırdılar. Kan ıslak elleriyle Pentheus'un parçalarını birbirlerine atıp oynadılar. Gövdenin bir parçası şurada, bir parçası öte kayaların dibinde, bir parçası yeşil kolunun dibinde. Ara ki bulasın. Annesi elleriyle kopardı kelleyi, karnının ucuna geçirdi. Sanıyor Kitayron'da avladı dağ aslanının başı. Kız kardeşlerini maynak çürmüşler içinde kurdu. Zavallı, kanabının sevinciyle buraya, kente doğru koşuyor. Bakosa, ustam, yoldaşım, av arkadaşım diye sesleniyor. Gözyaşlarına boğacak onu zaferle elinde taşıdı. Agave evine dönmeden ben bu acının uzağında oluyorum. Biz ölümlüler için en akıllıcası sanırım tanrıları saymak ve onlardan korkmak. Bakos şanına horat efelim. Kadim yılan soylu Pentheus'un felaketi kutlu olsun. Kadın giysilerine büründü ateş çalısı bir karga elinde Hades'in öz simgesi. Bir boğa gönderdi onu yokluk yolculuğuna. Tebaili bakalar, bu tören şanla, şerefle ama gözyaşıyla sona erecek. Ne hoş bir oyun olmalı oğlunun kesik başını savura savura koşmak. Kolları evlat kanıyla ıpıslak. Aa bakın Pentheus'un annesi Agave vahşi gözleriyle buraya eline koşuyor. Bakos şenliklerin tanrısına selam, hoş geldin. Asyalı bakalar. Bana esrarını göstermek istiyorsun. Dağdan yeni kesilmiş bir asma dalı. Çünkü alınmaz uğurlu geçti. Görüyorum. Şenliğimize hoş geldin. Onu ağsız tuzaksız yakaladım. Aslan yavrusu. Bak işte gel. Hayvanını andırıyor. Bakos usta avcı dünerle maynakları üstüne saldı.
Gerçekten Tanrımız yalan bir avcı. Beni beğendin değil mi? Alkışlıyorum seni. Çok geçmeden bütün katması onları övgüler yağdıracak bana anladığın bu aslan yavrusu için. Dehşet. Evet, korkunç. Kıvanç duyuyorsun öyle mi? Çılgınca. Büyük bir iş başardım. Anladığım o işte. Elinde taşıdığın şu zafer kanıtını halka göster. Talihsiz kadın. Ey bu güzel hisarlı tebahi yurttaşları. Gelin, gelin görün bu armağan biz Kalmos kızlarının ağladı. Öyle tezel yılların yaptığı ilmek laflar ağlarla değil. Biz akça kollarımız çıplak ellerimizle ağladık. Erkekler niye ömür bilmem ki? Silahla hava çıkardı. Kollarını bacaklarını gövdesinden yer paramparça etti. Yaşlı babam nerede? Gelsin buraya. Oğlum Pendus, o da gelse ya. Ha bir de yüksek merdiven getirsinler. Avladığım bu aslan kafasını kapının üstüne çaksınlar. Evet olsun cesedine. Bu acı yükü içeri getirin. Parçası bir arada değil. İhtiyar TRS yasla bakaların arasından geri dönmüştür. Kent surlarından içeri girmek üzereydi. Biri gelip bana kızımın yaptığı korkunç işleri anlattı. Maynadların öldürdüğü torunumun cesedini getirmek için ben yeniden dağa çıktım. Orada kocası Aristaios'u Aptalya'yı doğuran kızımı gördüm. Altone'yi demek istiyorum. Onu ve İlmer'i gördüm. Hala istiklidar bir çare kızlar meşe ormanları içinde. Agave'nin delice koşarak buraya geldiğini söylediler. Dedikleri yanlış değilmiş. Görüyorum işte bu yürek parçalayıcı manzarayı. Babacığım, en büyük onur senin payına düşüyor. Dünyanın en soylu kızlarının babası sensin. Kızlarının içinde ama en başarılısı benim. Mekimi dokuma tezgahının yanında kurdum. Daha büyük işlere soyundum. Ellerimle başlı hayvanları avlamak gibi. Gör işte. Cesaretimin ödülü bu. Kollarımla getirdim sana sarayın duvarlarını süslemek üzere. Coşkuyla kutla. Dostlarına şölence. Sen de kutsandın bir anlamda. Benim başarımla. Ah! Acının kederin böylesi. Bakamıyorum. Cinayet işledim. Elini kana buladım. Tanrılara soylu bir kurban sundu. Şimdi beni ve tebaayı işrafını kutlamaya çağırırız. Yazık, çok yazık. Önce sana, sonra bana. Tanrı Dionysos ne felaketlere çarptırdı bizi. Adalete uygun belki ama acımasızca. Yaşlılık tekrar sıkıcı şey. Asık suratla parlıyor beni. Dilerim oğlum anası da çeker de tebaayı gençleriyle çıktığı anlarda şans bana olduğu gibi anlatır. İşi gücü tanrılarla çekişmek. Birileri ona öğüt vermeli. O da sana düşer babacığım. Çağırın onu. Gelsin senin gibi o da görsün. Yazık. Çok yazık. Ettiğin işin bilincine varınca sen de kahrolacaksın acıların acısıyla. Ama şu halin hep böyle sürerse sağını sağlı mutluluk içinde yaşarsın. Güzel olmayan ne var bunda? Kedi ölü kederecek ne var? Başını göğe kaldır, bak! Bakıyorum işte, ne varmış? Gök aynı gök mü, yoksa değişik gibi mi geliyor sana? Her zaman olduğundan daha parlak. Daha saydam diyeceğim. Yüreğinde benzeri bir tedirginlik var mı? Bilemiyorum. Şimdi duygularım değişiyor gibi. Önceki düşüncelerim gitti. Çitiyor musun? Sorularımı açık seçik yanıtlayabilir misin? Ne konuştuğumuzu unuttum babacığım. Sen kimin evine gelin gitmiştin?
Sparta'ya. İki yola vermişti ya beni. Orada kocana hangi çocuğu doğdu? Petrus'u. Onun ve benim tek çocuğumuzu. Kollarında taşıdığı kimin başı? Bir aslanın başı. Avcılar öyle dediler. İyice bak. Zor değil kızım. Ne görüyorum? Ellerimle tuttum bu ne? Bir aslana benzemiyor artık değil mi? Yok. Yok. Ellerimle tuttum bu en azından yobası. Vay tanesiz başım. Ben bu acıyla kahrolmasıyım bilincin açılmadan çok önce. Kim öldürdü onu? Benim elime nasıl geldi? Acı gerçek. Hiç olmadık zamanda yüzünü gösteriyorsun. Konuş. Yüreğim çırpınıyor sözlerinin arkasını beklerken. Onu sen öldürdün. Sen ve kız kardeşleri. Nerede öldün? Evde mi dışarıda mı? Akta yürü. Kendi yetiştirdiği tazılarını parçaladığı yerde. Yavrum ki Tanrı'ma niye gitmişti? Tanrı'yla ve sizin törenlerinizle alay etmeye. Ya bizim orada işimizdeydi? O da senin gibi Tanrı'ya küfür içindeydi. Tanrı da hepinizi bir çırpıda cezalandırdı. Seni ve bu talihsizi. Dionysos bizi mahvetti. Çok geç görüyorum bu gerçeği. Soy evimiz de aldı. Ben de erkek evladım kalmadı. Senin rahminden uç veren modalım da feci ölümüne tanık oldu. Bu soy evi senin eline bakıyor evladım. Sen bu evin güçlü direğiydin. Benim öz kızımın oğlu. Bütün kent senden titriyor. Senin varlığında hiç kimse bu ihtiyarı incitemez. Sen onun cezasını verirdin. Ama şimdi onursuz bir şekilde evinden yurdundan atılacak. Ben koca Kadmos, Tebai soyunu toprağa ekip böylesine güzel bir ürün demişim. Ah insanlar içinde en sevdiğim. Ölüm girse de araya en sevgili çocuğum. Artık sakalım okşayıp annemin babası, dedeciğim diyemeyeceksin. Kolunu dolayıp omzuma. Kimse üzüyor mu seni? İncitiyor mu onurunu ihtiyar? Söyle bana da cezalandırayım onu dedeciğim diyemeyeceksin bir daha hiç ama hiç. Şimdi yaşadığımız gerçek senin felaketin, benim kaderim, annenin evlat acısı, teyzelerinin yası. Yüce güçleri yatsıyan biri varsa bu ölümden ibret alsın. Tanrıları saysın. Kadmos, torunun hak ettiği cezayı buldu. Ama senin için gerçekten üzülüyorum. Baba, görüyorsun ya yaşamım nasıl alt üst oldu. Gururum utanca dönüştü. Mutluluğum dehşete. Şimdi sadece oğlumun cenazesini gömülmeye hazır etmek ve yas tutmak. Sonra da gidip ölmek istiyorum. Ama bilmiyorum bu kurallara uygun mu? Ellerim işledikleri cinayetin kanıyla lekeli. Öz kanımı döktüm. Rabbimle alışan canı parçaladım. Tanrılar önünde yeniden günah işlemeden nasıl kucaklayabilirim onu? Sevgili oğul. Sen benim için ağlamalıydın. Senin gözyaşların benim önüm yüzüme düşmeliydi. Bir Tanrı'nın öfkesiyle. Bakın anne bak kim ağmış nezendiniz diyorsunuz. Ha kendisi. İnsan kılığından değil artık Tanrı görkemiyle görünüyor bize. Ölümsüz oğlu. Yedi kapılı Tebai kentine geldim.
kadın erkek yurttaşlar alaya aldılar beni. Tanrılığımı tanımadılar. Törenlerimi esirgediler. Kutsuz davranışlarının sonucunu görüyorlar işte. Kral soy evi yok oldu. Kebala yurttaşları geç kaldılar körlüklerinden ötürü. Küfür içindeydiler. İlk günahımı Pentheus. Benim haklarımı yansımakta kalmadı. Beni zincirlere vurup aşağıladı. O zaman da işte ölüm en utanç verici biçimde ona erişti. Annesinin elinden. Bu yaz bir adalet içine erişti. Hiçbir tanrı içlenmeye dayanamaz. Adının saygısızca anılmasına katlanamaz. Öcünü son kertiye almasın olmaz. Ölümlüler bilmeli ki, tanrılar onlardan daha güçlüdür. Bakın Tebay Hakkı'nın yazgısında daha neler var. Yakındır, yurtlarından göç edecekler. Doğu batı yeryüzünde dolaşacaklar. Çünkü Zeus, tanrı tanımaz bir kentin yaşamasına izin vermez. Agave ve kız kardeşleri kenti hemen bugün terk etmeli. Sen Kadmos, bir ejderhaya dönüşeceksin. Ve karın Harmonia, Ares'in kızı. Ki sen bir ölümlü olduğun halde onun babasından istemiştin. O da bir yılana dönüşecek işte. Başında barbarların, boğaların çektiği bir savaş süreceksiniz. Öyle diyor kâin ocakları. Kalabalık kentleri yağmalayacaksınız. Ancak Roxias'ında kâin ocağını yağmalayınca eve dönüşleri pek kötü olacak bu istila ordusu. Ama Ares seni ve kızı Harmonia'yı kurtaracak. Size mutlu ülkesinde yer verecek. Ölümü gibi babalar olma değil. Ben Zeus'un oğlu Tanrı Dionysos söylüyorum bunları. Daha önce sağlıklı davransaydınız bu belalar başınıza gelmezdi. Zeus'un oğlu yardımcınız olur. Dionysos, yalvarıyoruz sana, biz günah işledik. Benim tanrılığımı tanımakta geç kaldınız. En gerektiği anda bilgiden, bilinçten uzaktınız. Bunu şimdi anlıyoruz ama senin cezan da çok ağır. Benim tanrılığımı hiçe saydınız. Bir tanrıya hiç yakışmıyor insan zan. Babam Zeus bu olanları, olacakları eskiden buyurmuş. Niye geciktiriyorsunuz bu çocukları? Ah, ne hallere düştüm. Sen ve mutsuz kız kardeşlerin, ben bu acıların paylaşan babası. Şu ihtiyar günlerinde yabancı bir ülkeye gideceğim bilmediğim insanlar arasında. Sonra şu kehanet. Ben bir ejder oluyorum. Karım Harmonia, Ares'in kızı. O da vahşi bir yılan. Karışık bir barbar ordusuyla Helios üstüne saldırtıyor. Yurdumun sunaklarını, gömüklerini talan ettiriyor bu mızraklı askeri. Yaşlı baban Kadmos'un acıları dinmeyecek. Akeron ırmağının döngücüne düşerken de huzuru yok bana. Ah baba. Ayrılıyoruz. Sürgünde ömrümü sürdüreceğim. Nasıl da kollarına sarılıyorsun bana zavallı çocuk. Ak bir kuğu babasına sarılıyor. Sürgünde kime döneceğim yüzümü? Bilemem yavrum. Sana babandan artık hayır yok. Hoşça kal. Doğduğum, yaşadığım, evim, yurdum. Senden ayrılıyorum. Yeni acılar beni bekliyor. Kız kardeşinin kocası Aristaios etti. Seni düşündükçe kahroluyorum babacığım. Ben de seninle kardeşlerin için yavrum. Şimdi sos ne kötü çarptı dirliği. Sen de ona çok kötü davrandın. Adı Tebaik'in onurla anılmıyor. Elveda babacığım. Elveda babasısınız. Senin için mutlular içmek artık kolay olmayacak. Thank you.
kız kardeşlerimin yanına götürün. Sürgünde yoldaşlarım benim. Ne gazap dolu Kitaylı'nın beni göremeyeceği bir yeni gittim. Bir de benim gözlerim Kitaylı. Öyle bir ülke eğitim ki Türk sosun hiçbir anlamı olmaz. Başkaları bak olmaz. Bu işlerle onlar uğraşsın.
Ben Nepal'in fare başkonsolosu Keseli Malkoç. Oğlum boyunda oynamakta Barış Malkoç. Şu anda Nepal'de çok mistik öğretiler ülkesi biliyorsunuz. O ülkeyi tek temsil eden kişi benim. Ve o ülkede bir gelenek var. Saygı duyulan kişilere, büyük bir saygıyı hak eden kişilere orada el işi yapılmış şal hediye edilir. Biz de Celal hocamıza sanıyorum hepimiz büyük bir saygı borçluyuz. Minnet. Bir geceyi katmış olduk bu akşam. Çok teşekkür ederim.